Bölgesel Amatör Lig 7. grupta mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor bu hafta sonu Muğlaspor'u misafir ediyor. Geçtiğimiz günlerde Milasspor'la hazırlık maçı yapan Bodrumspor hazırlık maçında galip gelerek moral depoladı. Bodrumspor antrenörü Cem Canbaz önderliğinde takım antrenmanlarına devam ediyor. Oldukça moralli olan takım hafta sonu Muğlaspor'u yenerek 3. lig hayaline bir adım daha yaklaşmayı planlıyor. Hafta sonu oynayacakları Muğlaspor ve takımın genel durumu hakkında açıklamalarda bulunan Cem Canbaz, çalışmalarının gayet iyi gittiğini söyledi. Şu anda çalışmalarımız gayet iyi. Bir 15 günlük periyottan beri çalışıyoruz. En son pazar günü Milas'ta bir hazırlık maçı oynadık ve eksiklerimizi görme adına gayet iyi bir, olumlu bir hazırlık maçı oldu. 2-0 kazandık. Daha da farklı olabilirdi. Bugün işte pazartesi izin verdikten sonra bugün tekrar çalışmalarımıza başladık. Hafta sonundaki Muğla maçımıza kadar en iyi şekilde hazırlanıp maçı galip bir şekilde bitirmek istiyoruz. Buradan taraftarlarımıza da saat 1.30'da pazar günü maça davet ediyoruz. Hocam takımda yollarını ayıran bazı futbolcularımız var. Evet. Transfer çalışmalarımız var. Bu konu hakkında bilgisi. Transfer çalışmalarımız transfer komitesiyle beraber başkanımızın önderliğinde hep beraber devam etmekte. Bayağı vakit harcıyoruz, zaman harcıyoruz. Sezon başına nazaran sezon ortasında oyuncu transfer etmek çok zorlaşıyor. Çünkü hem kendisiyle anlaşıp hem de kulüple anlaşmak zorunda kalıyorsunuz. Kimse de iyi oyuncusunu vermek istemiyor aslında. Onun için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Birkaç gün içinde tam olarak isim anlamında netleşecek. Daha sonra gerekli detaylı bilgiyi de veririz. Ama inşallah Bodrumspor'umuzu en iyi yerlere getirmek için hep beraber el birliğiyle devam ediyoruz. Buradan taraftarlarımızı da hep mutlu etmek istiyoruz. Maç kazanmak istiyoruz. Bodrum'umuzu bir şekilde 3. lige çıkartmak istiyoruz. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Hocam ayrılanlardan kimler var onları sayarsak? Şimdi santrafor bekerimiz kendisi ayrılmak istedi. Okulla alakalı problemleri vardı. Bir de takım kaptanımız Evren ayrıldı. Ve Gökhan vardı orta saha oyuncumuz. O da okulla alakalı bir de başka bir takıma gitmek istediğini belirttiği için onlarla yollarımızı ayırdık. 3 futbolcumuz. Evet, 3 futbolcumuzla yollarımızı ayırdık. Peki kaç futbolcu gelecek? İşte mutlaka şu anda gördüğünüz gibi antrenmanına da baktığınızda 16-17 kişiyiz. Zaten altyapıdan gelen oyuncularımız var takviye anlamda. Gidenlerin sayısı kadar almayı düşünüyoruz. Sürpriz bir isim olabilir mi? Mutlaka olabilir sürpriz bir isim. İnşallah olacak. Olunca tam olarak detaylı bir şekilde gerek başkanımız, gerek yönetim kurulumuz, gerekse bizler açıklayacağız.